Kimine göre dananın kuyruğunun kopacağı hafta. Tabii 3 puanlı sistemde ve takımlar birbirine bu kadar yakınken belirleyici olmaz. Ama bir ölçeklendirir. Özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisi. Bu maç özelinde baktığımız zaman Galatasaray son yıllarda yenmesi gerektiği maçlarda iç sahasında Beşiktaş'ı mağlup ediyor. Bu sezonki kadro yapılanmalarına baktığımız zaman da Beşiktaş biliyorsunuz teknik direktör krizi yaşadı. Galatasaray ligin ilk yarısında Şampiyonlar Ligi performansı nedeniyle, yoğun maç trafiği nedeniyle etkili olamadı ve oradaki maçı yani İnönü Stadyumundaki Vodafone Park Stadyumundaki maçı Beşiktaş kazanmıştı. Tartışmalı bir maçtı. Şimdi rövanşı oynanacak. Biraz evvel söylediğim gibi Galatasaray iç sahada son yıllarda Beşiktaş'ta oynadığı maçlarda istediği sonuçları alabiliyor. Ha, zor bir maç mı olacak? Evet. İki takım da kontrollü futbol mu oynayacak? Evet. Fakat Galatasaray özellikle de stadı doldurursa ki dolduracağı benziyor o gün eğer ekstra bir gelişme yaşanmazsa bu maçta favori olan taraf. Çünkü kazanırlarsa ligin nereye gideceğini kendi adlarına biliyorlar. Bu bağlamda Galatasaray'ın mutlak kazanması gereken bir 90 dakika. Kadrodaki oyunculara bakacak olursak sakatları iyileşti. Eksiği pek yok gibi gözüküyor. Hatta Adem Büyük dışında diyelim tabii. Falcao'nun yükselen performansı, Lemina'nın tekrar kadroya dönüşü, Seri'nin orta sahadaki yeni pozisyonuna alışması sarı kırmızılı ön plana takımı ön plana çıkaran faktörler. Ben bu maçta Galatasaray'ı koşulsuz favori görüyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım hangisi sorusuna bu haftadan sonra biraz yanıt verebiliriz. Çünkü şu an 4 takım var. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray, Sivasspor gibi gözüküyor. Ama 3 puanlı sistemde biraz evvel ifade ettiğim gibi Beşiktaş da bundan sonraki tüm maçlarını kazanır. 3-8-24 yapar. Rakipleri puan kaptırır. Olur mu? Olur. Ama baktığınız zaman puan durumuna pek de gerçekçi gelmiyor. Yani Beşiktaş bence en iyi olasılıkla Galatasaray'dan istediği puan ya da puanları alması halinde bile Şampiyonlar Ligi'ni kovalayabilecek puan yapısına sahip diye düşünüyorum Beşiktaş açısından da. Trabzonspor'un biliyorsunuz bir maçı eksik Malatyaspor'la oynuyor. Onu kazanması halinde bir avantaj elde edecek. Ve eğer Başakşehir de kendi evinde mağlup ederse böyle bir 3-4 gün arayla 6 puanlık bir kazanım sağlamış olacak. Trabzonspor bugün için ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Kadro derinlikleri var. Yeni teknik direktörleri Hüseyin Cimşir takımı tanımaya başladı. Takım onu tanımaya başladı. Daha önce antrenördü biliyorsunuz. Bence Trabzon'daki pardon, Şenol Güneş Akyazı Stadı'ndaki maçın favorisi ev sahibi Trabzonspor'dur. Tabii Başakşehir deyince insanlar bir duruyor. Biliyorsunuz son 2-3 sezondur şampiyonluğu oynadılar. Son haftalarda bıraktılar. Bu sezon yapı değiştirdiler. Okan Buruk Hoca ile farklı bir kimlikteler. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Bir de Allah var. Hakemlerden canı yanmayan herhalde Türkiye'de 150'ye yakın profesyonel takım var. Hani canı yanmayan var mıdır derse bir Başakşehir'i gösterebiliriz. Bu faktörleri topladığınız zaman Başakşehir'de bu maçı asılacak. Ama işte UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek istiyorlar. Kopenhag geçebilecekleri bir rakip. Kafalar orada mı olacak? O maçın yorgunluğu hissedilecek mi? O yüzden Trabzonspor favori diyorum. Bir de biliyorsunuz bu maç öncesi gerginlik yaşandı. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun resmi sitesinden yaptığı kaba ifadeler, burada söylemeyelim rütüklük oluruz, cezai yaptırım uygularlar. Öyle kaba ifadeler vardı. Hatta Trabzonspor resmi internet sitesinden Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ geçen haftaki hakemi Halis Özkahya'yı işte Batman'dan Yalova'ya tayin ettirtmekle suçladı isim vermeden. Tabii o isim daha sonra zikredildi çeşitli televizyon kanallarında. Bu maçın saha boyutu var, bir de masa boyutu var. Yani sahanın dışındaki boyutu da var. O yüzden bence hani şimdi Galatasaray Beşiktaş maçını yorumladık ya. Bu haftanın maçı bence Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü maçıdır. Aşağı yukarı 6 haftada kaybettikleri puan sayısı 15 falan etti yanılmıyorsam. Yani 6 haftadır kazanamıyorlar. Teknik direktör sarsıntısı yaşadılar. Teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrıldı. Yerine bir teknik direktör getirilemedi. İşte Emre Belezoğlu'nun takımı çalıştıracağı söylendi ki yönetmeliklere aykırı bir durum. Ancak abilik yapar şu anki pozisyonuyla. Fenerbahçe bir an önce bu teknik direktör sorununu çözmeli.
Hani Lucescu mu gelecek, Schmidt mi gelecek, Aykut Kocaman Hoca'ya mı gidecekler? Şenol Güneş'in adı geçiyor. O mu gelecek? Kim gelecekse biri gelmeli. Çünkü Fenerbahçe gibi büyük bir marka sezon sonuna kadar hani yardımcı antrenörle, futbolcu antrenör gayri resmi formülüyle gitmez. Açık ve net. Ha sezon sonunda diyeceksinizdir benim teknik direktörüm Emre Belözoğlu, Volkan Demirel. O zaman devam edersin ama Fenerbahçe gibi bir markaya, Ali Koç vizyonuna teknik direktörsüz bir takım yakışmıyor. Bir an önce Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu kararını vermeli. Hani camia kabullenir kabullenmez yeni gelen isim. Ama en azından diyebilir ki yani 8-9 haftalık, 10 haftalık getirdik. Kupa maçında sayıyorum. Kupada da yoluna devam edeceğini varsayıyorum. Ama birini getirdik demesi lazım. Sorunuzun ikinci bölümüne geçecek olursak elbette ki yani ligde yok. Kupaya asılacaklar çünkü 1-0'lık galibiyet finalist yapıyor Fenerbahçe'yi. 2-1 de maç uzuyor. Onun dışında iki farkların hepsinde Fenerbahçe turu geçiyor. Ama Trabzonspor'da tabii yıllardır Kadıköy'de Fenerbahçe'ye mağlup olmayan şampiyonun güçlü adayı bir takım. Hakikaten finaller haftasına girdik diyebiliriz.